hiç kimse beklemiyordu. Biraz önce zaten siz Ayamama Deresi'ni ve onun önündeki yani Hinterland'ı anlattınız. Onun önündeki yolla ilişkin kod farklılığından bahsettiniz. Evet. Bütün bunlara rağmen bu Ayamama nereden ortaya çıktı böyle? Ayamama Deresi'ndeki taşkın biraz tabii enteresan bir taşkın. Bunun yapısal problemleri var. İşte biraz önce konuştuk. Orada hatırlarsanız Basın Ekspres yolunda ki şeye göre biraz önce bahsettik sağ taraftaki binalara göre. Onu gösteriyor şey sağ taraftaki şeye göre baktığınız zaman yani kendin önünüzü, doğrultunuzu havaalanına baktığınız zaman sağ taraftaki binalara bakın. Yani evet, dere tarafındaki binalar, evet. Şey bakın. Bunlar onlar aşağıda. Onlar aşağıda. Aşağıda. Burada ana yolun bile yani ana yolun diğerlerinin 3-4 metre yukarıda olan yolun üzerindeki araçların bile su altında kaldığını görüyorsunuz. Binalardaki şeyi düşünün. 3-4 metre, 2 metre de şeye koyun araba araçların üzerine 5 metre. 6-7 metre şeyler yukarıda kalıyor. Feci bir olay şu oldu. Ha bu ya. Niye oldu? Suyun deşarj olamaması. Yani taşkın geldi. Ne olur? Taşkın hocam, gelir ve gider. Hocam daha önce hiç oldu mu? Peki olmadı. Yok olmadı. Çünkü 200 sene önce olmadı yani bu olay değil mi? Belki bunun, olmuştur. Bunun en büyük sebebi, bunun sebeplerinden birisi de işte dere ıslahı. Dere ıslahının ters taraftan şeyden başlanması, menba kısmından başlanması aslında masraftan yani akarsuyun döküldüğü yerden başlayarak yukarı doğru gidilmesi peki lazım. Peki ne yapıldı sonra bir daha taşmaması için? Mesela ben hep aklıma bu geliyor. Herhangi buradan bir şey geçerken mu? Ne olacak? Mesela her gün geçtiğim bir yol daha var. Kağıthane'de Cendere yolu. Zaten iki sene önce biliyorsunuz yine bir sel felaketi nedeniyle bilanço çok ağırdı ve fabrikalar bile su altında evet, kalmıştı. Evet, o fabrikalar zaten... Şimdi bildiğim kadarıyla orayı yine bir ticaret merkezine dönüştürmeyi planlıyorlar. O tür çalışmalar var şu anda, projeler var. İşte yeni rezidanslar, alışveriş merkezleri vesaire. Her geçtiğimde hayal ediyorum hani acaba dere nerede? İşte rezidans nerede olacak? Eğer dere taşarsa ne olacak diye her geçişimde oradan biraz hızlı geçeyim diyorum. Yani tabii yani bu hep bir risk. Yani çünkü orası o konuştuğunuz yerler genelde bizim taşkın yatağı diye şey yaptığımız, değerlendirdiğimiz yani akarsuyun normal yatağından fazla debi gelmesinden sonucu çıktığı kısımlar. Şimdi bunların iki yani bunların bir takım problemleri var. Ne gibi problemler? Bir kere akan suyu aktamadığınız için su seviyesi yükseliyor. Niye? Siz taşkın yatağına bina yaptınız. Oradaki kesiti yani öldürdünüz. Biz tetikliyoruz aslında. Tabii. Siz, tamam. Onu bu İstanbul'daki söylüyorum. Taşkınlar tamamen insan yapısı taşkınlar. Buradaki taşkın böyle. Ya da ne bileyim akarsuyun içine bir inşaat atığı döküyoruz. Gidemiyoruz. Tıkanıyor yukarıya. Ya da ne bileyim köprüler, eski köprüler, kesitler çok yetersiz kalıyor. Kesitler doluyor, kesitler yeterince temizlenmiyor vesaire. Dolayısıyla buralarda su akamayınca geriye doğru yükseliyor, seviye yükseliyor. Seviye yükseldikçe arkadaki binalarda işte önemli seviyede zayiat meydana geliyor. Gerek mal, gerekse can açısından problemler ortaya çıkıyor. Ya İstanbul kenti içerisinde yani bu şekilde aktif dereler var mı? Yani 160 küsür tane. 160 tane aktif dere var. Vallahi tam rakamını hatırlamıyorum ama 160 civarında olması lazım. Olması lazım. Çünkü çok büyük bir alan İstanbul. Bunların bir kısmı bazıları büyük, bazıları dere bile değil. Belki su toplama havzası olan çatak tabir edilen boşluklar. Fakat zaman zaman işte bu taşkın zamanında su geçirebiliyor. Bunların yatağının olmaması da kötü. Çünkü yatağı olanların bir kısmı ıslah gerekçesiyle düzenlendi. Bir kısmı işte bir takım önlemler alındı. Bunlar da diyelim ki senede bir iki kere su akar akmaz ya da hiç iki üç senede bir akar. Dolayısıyla böyle bir çatak olunca buraları insanlar kullanmaya yöneliyor. Ev yapıyor, farklı şeyler koyuyor, önüne işte otopark yapıyor, bir şey yapıyor. Dolayısıyla birdenbire su geldiğinde, çünkü bir havza var, oradan direne olacak. Ha, öbür yağışlar nasıldır, bir iki senede nasıl direne olur? Bunlar yer altına kaçıyor. Yani yer altı su seviyesini besliyor, yer altına gidiyor. Dolayısıyla yüzeysel akışa geçmiyor ama yüzeysel akışa geçince, yer altı su seviyesi artık doyunca ve yukarıdan gitmesine izin verince suyun, artık bir sel oluşuyor, bu selin sonucunda bir taşkın oluşuyor. Önde ne varsa artık götürüyor ve siz orayı kullanıyorsanız, özellikle menbaada sanız biraz riskli durumda kalıyorsunuz. Şimdi bir VTR'miz var. Ona geçelim. Sel baskınları depremlerden sonra en çok can ve mal kaybının yaşandığı doğal felaketlerdir.
Maalesef Türkiye hem aktif fay hatlarının üzerinde bulunuyor hem de oldukça yağış alan engebeli bir arazi üzerinde. Her yıl ortalama olarak yağış haritalarının belli olmasına rağmen göz göre göre gelen sel felaketlerine karşı bir türlü önlem alınamamakta. Türkiye'de ortalama olarak yılda 24 adet sel felaketi yaşanıyor. Son 10 yılda yaşanan sel felaketlerinin sayısı 300'ü aşkın. Bu süreçte sadece ihmal ve dikkatsizlik yüzünden yaşanan can kayıpları ise ürkütücü. Toplamda 443 kişi yanlış yapılanma, bilinçsiz mimariler ve geç gelen uyarılar neticesinde hayatını kaybetti. Türkiye'de sel felaketinden dolayı 99 bin kişi, yani ortalama olarak 30 bin aile evsiz kalmış. Ve her yıl devlet bütçesinden sel felaketleri nedeniyle harcanan para yaklaşık 100 milyon lira. Selin en önemli sebeplerinden biri, insanların geçmişten beri dere yataklarının kenarına konuşlanmaları ve suların yükseleceği dönemleri tam olarak kestirememeleri. Dere yataklarının taşması gibi aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları ve sel suyunun bölgeyi terk etmemesiyle oluşan su baskınları da selin diğer boyutları. Anlaşılacağı üzere doğal afetleri engellemek mümkün değildir. Fakat yerel ve ulusal karar mekanizmalarının oluşan can ve mal kayıplarında ne denli payı olduğu mutlaka araştırılmalıdır. Yani şimdi burada bana 100 milyon TL'lik bir bütçenin bana çok az olduğunu düşünüyorum. Yani bir bu işlerin biraz içinde olan bir insan olarak. Çok daha fazlasını harcaması gerekiyor devlet nezdinde. İkincisi, sizle konuşmuştuk. İstanbul Teknik Üniversitesi Hidrolik Anabilim Dalı veya genel olarak hidrolik kürsüsü diyeyim. Yani ülkenin en önemli kürsülerinden bir tanesi. Yani barajlar yapmış, onları işletmiş, seli kontrol etmiş, suyu kontrol etmiş. Hatta sizle konuşurken su konusunda bölgede en iyi enstitülerden, kurumlardan bir tanesi olduğunu söylemiştiniz. Bu kadar imar planı yapılıyor. İşte Ali Beyköy, İki Telli, Çaycuma veya Samsun. Yani bütün bu imar planları yapılırken sizden neden görüş alınmıyor? Yani niye bu kadar araştırma kurumu olarak niye bu kadar dışarıdayız? Sivil örgütlenmenin veya kamu içerisinde niye değiliz? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani tabii bu bir kere teşekkür ederim sizin bizim ana bilim dalı için söylediklerinizden dolayı. Fakat yani biz sadece bizim ana bilim dalı olarak değil, yani Türkiye olarak su biliminde önder ülkelerden biriyiz. Yani çok iddialı belki olacak ama örneğin TÜBİTAK bilim ödülü almış çok sayıda hidrolikçi, hidrolikle çalışan, hidrolojide çalışmış bilim adamımız var. Yurt dışında profesör olan işte Danimarka, Amerika, Kanada vesaire de çok önemli dekanlıklar yapan vesaire çok önemli bilim insanlarımız var ki bunların çoğu bizden yetişmiş. Sadece bugün değil, yani bu geçmişten beri böyle, yani Osmanlı'nın son zamanlarından beri bizim suyla ilgimiz, suya karşı bilimsel olarak ilgimiz diyelim, diğer ilgimizin çok iyi olmadığı ortada biraz var. Dolayısıyla tabii ki tabii üniversitelerin şeyi midir tabii bu karar verici mekanizmaya dahil olmak üniversitenin işi midir? Onunla tam, fakat emin değilim ben. Yani olur olma. Tabii ki görüş sormak ayrıdır. Görüş yani yapılan bir planın bir şekilde üniversite onayına ya da bilimsel bir bu konularda çalışmış bilimsel bir kurum. Onun yerine benim bu konudaki şeyim normal bir inşaat mühendisinin artık günümüzün teknolojisinde, günümüzün bilimsel seviyesinde normal bir 4 senelik okul bitirmiş bir inşaat mühendisinin bu tip problemlerle yüzleşemeyeceği ortada. Yani master ki tercihen doktora yapmış, bu konuda özellikle çalışmış, uzmanlaşmış kişilerin belli kademelerde, belli sayıda istihdam edilmesi ve bunların görüşleri doğrultusunda
karar almak gerekiyor. Bu o kadar kolay bir şey değil tabii. Yani şimdi düşünürseniz çok kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Sadece akarsu, işte bakıyorsunuz ne yapıyoruz? Biz akarsu, ha taşan bu, o zaman yapısal olarak olur. Öyle değil. Bu havzasıyla beraber kilometreler, karelerce büyüklükte yağışın yağdığı, yağışın toplandığı havzasıyla birlikte olan bir sistem ve bunlar beraberinde yaşayan bir sistem. Siz havzanın bir tarafını ne bileyim ormanlık alandan tarım alanı, tarım alanından yerleşimi açtığınız zaman bütün havza katsayılarınız, bütün havza ile ilgili özellikleriniz değişiyor. Akış katsayılarınız, örneğin bir buğday tarlasına düşen tanenin akarsuya ulaşmasıyla kilometrelerce uzaktan asfalta düşen bir tanenin ulaşması arasında çok asfalta düşen çok çabuk geliyor. Evet. Mesela bu da bir yerde bu şehirleşme, evet, evet, meskun evet. mahallelerin artması havzalarda taşkın riskini daha da itici, daha da artırıcı pozisyona geliyor. Dolayısıyla bunlar yapılı çevre işi tetikliyor, değil mi? Dolayısıyla tek bir kişinin de bileceği işler değil. Yani bu hidrolojisini, hidroliğini bilen yerleşimle ilgili şehir bölgesiyle vesairesiyle bunların oturup birlikte yani bir üst kurul gibi karar vermesi gerekiyor. Bu tip afet işlerinde taşkın olsun, deprem olsun. Evet. Özellikle taşkın, ben tabii taşkın için konuşmak durumundayım. Taşkın için bu şekilde bir karar. Yani bu sadece normal standart 4 senelik eğitim almış bir inşaat mühendisinin ya da başka bir mühendisin bir altından kalkabilince kadar kompleks problemler. Evet. Benim gözümde tabii. Şimdi yine bir bu seneki bir faciaya gelmek istiyorum. Zonguldak Çaycuma Filos Çayı üzerindeki köprü faciası 6 Nisan 2012. bu köprü 61 yıllık köprüymüş bu köprü. Bir bölümü dün yani habere göre heyelan nedeniyle çöküyor. Ve hareket halindeki bir otomobil ile bir minibüste suya düşüyorlar. Ve 15 kişi de kayıp olduğu o zaman da söyleniyor. Sonra bir kısmı bulundu. Halen ben sizinle konuşmuştum. Bir kısmı halen bulunamadı diye biliyorum yani. Kayıplar halen söz konusu. Minibüs dereye düştü. Köprü esasında Zonguldak'ın simgelerinden bir tanesi. Zonguldak yolunda iki köprüden bir tanesi. Uzunluğu 25 metre ve çöken kısım ise bunun neredeyse dörtte biri, 48 metre. Ve çok büyük bir gürültüyle çökmüş. Aslında biraz önce VTR vardı onunla ilgili. Yine bu hafta içinde yani yine o hafta içerisinde özür dilerim Zonguldak Kozlu bölgesinde de büyük bir heyelan.